Merhaba Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte teknik özellikleriyle ve fiyatıyla ön plana çıkan OnePlus 5'i inceliyoruz. Bu ürünü bizlere ulaştırdığı için İzmir'e iletişime teşekkür edelim ve videomuza geçelim. Her şeyden önce telefonla ilgili çıkan dedikoduların bini bin para. Mesela iPhone 7'ye benzeteyim derken ekranı ters taktıkları yönünde iddialar var. Firma sonra bir tweet attı ve ortalık iyice yıkıldı. Sizin gözünüz bozuk, telefonda bir problem yok dediler ama sonradan da tweet'i sildiler falan filan derken ortalık iyice karıştı. Neyse bu kısımlarını geçelim. Biz direkt kamera özellikleriyle başlayalım. Telefonumuz artık iyice alışa geldiğimiz çift kamerayla birlikte geliyor. Kameralardan bir tanesi 16 megapiksel f1.7 değerini taşırken diğeri de 20 megapiksel ve f2.6 diyafram değerinde. Tıpkı iPhone 7 Plus'larda olduğu gibi hem portre modu hem de yakınlaştırma amaçlı kullanabiliyoruz. Telefonun bir diğer özelliği de piyasadaki en yüksek megapiksel değerine sahip çift kameralı telefon olması. DxOMark testlerinde 87 gibi iddialı bir puan alan telefonumuzun sensörleri Sony tarafından üretiliyor. Ön kameraya geldiğimiz zaman da yine 16 megapiksel değerini ve f2.0 diyafram değerini görebiliyoruz. Video tarafına baktığımız zaman arka kamerayla 4K videoları saniyede 30 kare çekebilirken ön tarafta 1080p ve 30 kare değerini görüyoruz. Evet millet, şu anda sesimi OnePlus 5'in mikrofonlarından duyuyorsunuz. Ayrıca ön kamera performansını da izliyorsunuz. Ayrıca ağır çekim meraklıları için de 720p'de 120 kare videolar çektiğini belirtelim. Telefonda OIS, yani görüntü sabitleyici özelliği AIS ismiyle geçiyor. Elektronik imaj sabitleyicisi olarak, ancak OIS kadar işlevsel olmadığını söyleyelim, arada bir sapıtabiliyor. Özellikle kamera tarafında iPhone 7 Plus'a çok benzetiliyor. İkisi de çift kameraya sahip. Tasarım olarak da kameraların tasarımı birbirine çok yakın. Peki çektiği fotoğraflar nasıl? Siz zaten yan yana örnekleri görebiliyorsunuz. Arasında atla deve bir fark olmadığını söyleyelim. Bazı yerlerde OnePlus 5 daha güzel çekiyor. Bazı yerlerde de iPhone 7 Plus daha güzel çekiyor. Yani hangisini alırsanız alın çift kamera konusunda sizi üzmeyecektir diyebiliriz. Tabii burada aradaki fiyat farkını da gözden kaçırmamak lazım diyelim. Kameradan sonra tasarıma değinme vakti geldi. Telefonun iPhone 7 Plus'a benzemediğini artık söylemeyen kalmadı. Bizim ofiste de birisi benziyor diyor, birisi benzemiyor diyor. Biz işin içinden çıkamadık arkadaşlar. Sizin cevabınızı merak ediyoruz. Şurada bir anket var, lütfen cevaplayın. Telefonumuzun 5.5 inçlik 1080p AMOLED bir ekranı bulunuyor. Arka taraf metal, ön tarafta Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Arka tarafın cam olmaması da daha az parmak izi kalmasını sağlamış. %73'lük ekran gövde oranıyla S8, LG G6 gibi rakiplerinin gerisinde kalıyor. Hakikaten de çıplak gözle baktığımızda biraz daha kibar durduğunu söyleyebiliriz. Telefonumuzun IP67, 68 vesaire gibi bir suya toza karşı koruma özelliği bulunmuyor. Ancak sitesinde yazdığına göre yağmurun altında olsun, ıslak elle olsun kullanabiliyorsunuz. Biz tasarımını o şekilde geliştirdik. Ancak siz yine de kullanmayın çünkü garanti kapsamına girmez diye bir ibare koymuşlar. Madem niye böyle bir şey yazıyorsun diye de merak ettik. OnePlus 5 15.4 cm uzunluğa, 7.4 cm genişliğe ve 7.3 mm inceliğe sahip. Aynı zamanda toplam ağırlığımızda 153 gram. Telefonumuz kutu içeriğinden Android 7.1 ile birlikte geliyor. Zaten 6 ve 8 GB RAM'i sayesinde arayüzde hiçbir kasma donma yaşamıyoruz. Hakikaten de yağ gibi akıyor. Dahili depolaması 64 ve 128 GB olmak üzere iki farklı seçeneğimiz var. Ancak telefona micro SD kart takamıyoruz. Bunu belirtelim. Çift SIM kart slotu mevcut. Bunu da söylemiş olalım. Telefonun sağında sonunda neler var? İşte bunları böyle tek tek anlatıp çok fazla vakit kaybettirmeyeceğim sizlere arkadaşlar. Artık bu işler zaten standart hale gelmeye başladı. Ancak ön taraftaki parmak izine değinmek istiyorum. İddiaları şu: 0.2 saniyenin altında parmak izinizle telefonun kilidini açabiliyorsunuz. Hakikaten de oldukça hızlı bir şekilde ve stabil bir şekilde çalışıyor. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Ayarlara bir okuma modu eklemişler. Bu modu aktif ettiğiniz zaman bir e-kitap okuyucuya benzer görüntüye dönüyor. Telefondan kitap, çizgi roman vesaire şeyler okumayı seviyorsanız sizin için önemli bir özellik olabilir. Şimdi teknik detaylardan ve biraz da pilden bahsedelim arkadaşlar. Telefonun teknik detayları tabii ki de oldukça üst seviyede. 6 GB veya 8 GB RAM'li iki farklı modeli bulunuyor. Bizdeki 6 GB RAM'lisi. Tartışmaya dayalı Snapdragon 835 işlemcisi ve Adreno 540 grafik işleme birimi bulunuyor. Tabii ki de bu teknik özellikleri genel olarak baktığımız zaman en üst seviye telefonlarda gördüğümüz özellikler. Bunlar da sizi günlük oyun oynamanızda, internette gezinmenizde, sosyal medyada falan filan hiçbir şekilde üzmeyecektir. Peki telefon bu yüksek özelliklerle beraber ısınıyor mu ve pili ne kadar gidiyor? Gelin biraz oyun oynayalım ve buna bakalım. Toplamda 3300 mAh'lik bataryasıyla birlikte bir günlük yoğun kullanımı oldukça rahat çıkartabiliyor. Ekran çözünürlüğümüzün de nispeten düşük olması buna tabii ki etki ediyor. Hızlı şarja Dash Charge diye bir isim takan firma pil konusunda da fena bir iş çıkarmamış. Dash Charge'ın Quick Charge
teknolojisine göre şarj anında telefonun daha az ısıttığı da firmanın iddiaları arasında. Ortalama 1 saat 15 dakikada da telefonumuz sıfırdan %100 şarj seviyesine ulaşabiliyor. Şimdi gelin artık telefonla ilgili son sözlerimize geçelim. Yurtdışı fiyatı 8 GB'lık model için günümüz kuruyla ortalama 2000 TL'ye geliyor. Ülkemizde de ortalama 2600 TL'ye bulabilirsiniz. Peki telefonun hiç mi olumsuz tarafı yok? Tabii ki de su geçirmemeyi olumsuz bir taraf olarak alabiliriz. Bunun yanında ses performansı çok iyi değil, bunu da belirtelim. Aynı zamanda ekran gövde oranımız da yine çağının bir tık gerisinde kalıyor. Ama tüm bunları bir kenara bırakırsak bizce amiral gemisi katili lakabını hak etmiş diyebiliriz. Tabii ki de buradaki en önemli nokta, bunu aldığınız zaman maalesef ki garantisi olmuyor. Şu an için Türkiye'de resmi olarak bir satış yok. Aldığınız telefon ithalatçı garantili olacak. Yani başına bir şey gelirse ne olur orası da bilinmez. Böylece incelememizin sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak atabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Millet iki yanında duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno videolarına ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.